Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, mutluluk ve afiyetler diliyorum. Yeni bir günde, yeni bir videoyla, yeni bir konuda birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu solo madencilik. Biliyorsunuz bir süredir zaten solo madencilik hem Ethereum olarak hem Ethereum klasik olarak yapmıştık. Elimde biliyorsunuz yine 1063 GB kartlar var. Ve bu 1063 GB kartlarla bir dönem Ethereum Classic kazdırmıştım. Tam 12 ayda 320 tane Ethereum Classic sahibi olmuştum. Sonrasında Ethereum Classic'in algoritması değiştikten sonra Ergo Coin'e geçtim ve Ergo Coin'de de solo madencilik kaç aydır? 4. aya başladık. Yapmaya başladık. Yani Şubat'ın 22'si gibi riglerimi almıştım. Orada da videoyu çekmiştim zaten biliyorsunuz. Şu anda ise işte 6. aydayız. Yani 3,5 ay gibi bir sürede. Bakalım ne kadar Ergo Coin kazandık. Bulduk mu, bulamadık mı? Durum ne? Değer mi, değdi mi, değmedi mi? Bunların hepsini birazdan ekranda paylaşacağız arkadaşlar. Bitcoin'de piyasada hala bir yukarı aşağı, yukarı aşağı bir hareket var. Bununla ilgili de yani bir pozisyon açıyor musunuz derseniz bekliyorum. Beklemek mantıklı. Fiyat sıkıştı. 4 saatlik grafikte falan baktığımızda. Teknik analize pek inanmayan birisiyim biliyorsunuz. Yani çünkü tekniği o çizgileri para çiziyor. Yani adam parayı basınca zıp diye yukarıya doğru oluyor. Parayı çekince zıp diye aşağıya doğru oluyor. O nedenle teknik analizin çok inanmıyorum. Çok inandırıcı gelmiyor. Zaten teknik analize göre hareket edenler piyasada hep o kaybeden %95'lik bölümde mutlaka varlar. Çünkü niye? Büyük balık küçük balığı yiyorsa piyasa içerisinde sen de teknik analize göre hareket ediyorsan eğer yani o piyasadaki büyük balık teknik analizi senden çok çok daha iyi biliyor yani. O yüzden teknik analiz mantıksız temel analizde bulunmak lazım. Ha temelin üzerine teknik analiz yapıyorsan çok mantıklı. Burada küçük bir değişte de bulunmuş olduk. Her neyse arkadaşlar videomuzun konusuna geçelim. Ergo Coin 3,5 aydır kazıyoruz. Bakalım gelirlerimiz oldu mu olduysa ne kadar oldu? Ekranda birlikteyiz arkadaşlar. Başlayalım. Neredeyiz? Google'dayız arkadaşlar. Google'a Hero Miners yazdım. Hero Miners'ın neresine kazıyoruz? Hangi havuzuna kazıyoruz? Biliyorsunuz Türkiye serverı var Hero Miners'ın. Biz de Türkiye serverını denemek istemiştik hatırlarsanız. Burada nereye girdik? Evet. Şöyle aşağıya doğru geldiğimiz zaman burası Hero Miners'ın global havuzu. Burada Ergo'yu bulalım ilk önce. Evet, Ergo Miners'a tıkladık arkadaşlar. Şuradan da direktmen gelebiliyoruz veyahut da Ethereum vesaire seçebiliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları. Bu bizim madencilik cüzdanımız. Bunu arattırdığımız zaman bakın şuradaki solo eforumuz yani %7,8 olmuş eforumuz. Gönderdiğimiz hash rate 1,02 GHz. Averajımız 922. Şimdiki 896. 24 saatlikte ortalamamız 858 hash rate. En son gönderimizi göstermemiş. İşte toplamda bu kadar işlem doğrulamışız Ergo'da. Bunlar Sares, invalid vesaire biliyorsunuz zaten. Validler doğrulanmış. Stale, bayat, bunlar reddedilmiş demek. Solo'da gönderdiğimiz valid bu kadar görüyorsunuz. Bayatlar bu kadar, reddettiğimiz bu kadar. Yani bize doğrulamayı göndermiş, biz reddetmişiz. Totalde 315 tane Ergo coin kazanmışım. Bu da şu anki Ergo fiyatına bakıldığı zaman 781 dolarlık bir gelir sağlamış bana. 0,025 Bitcoin yapıyormuş bu miktar. Son 24 saatte bulduğum blok yok. Son haftada 309 dolarlık Ergo bulmuşum. 124 tane Ergo. Zaten bir blokta biliyorsunuz 62 Ergo veriyor. Şurada devam edelim. Yani günlükte normalde bu hash rate ile ben kazarsam tüm riglerim yani şuradakiler 7,15 dolar veriyormuş günlük. Haftalık da 50 dolar veriyormuş.
Aylıkta ise 214 dolar veriyormuş. Tabii bu şu anki fiyatlarda, yani geçmişte bu daha düşüktü. Çünkü online fiyatları takip ediyor bu. Burada da benim riglerim var, hash rate'leri var. Biliyorsunuz Ergo Coin'de Ethereum algoritmasına göre 2 kat hash rate oluşuyor. Bu avantajlı mı dezavantajlı mı, bir şey denmez buna. Şimdi bakın arkadaşlar, son haftada bulduğumuz Ergo'lar var diyorduk. 6. ayın 4'ünde gördüğünüz üzere 63 Ergo gelmiş. Yani bloktan 63 Ergo çıkmış. 62.5'ü bize göndermişler. 3 gün sonra 3 gün sonra 6. ayın 7'sinde yeniden bir bloğa çarpmışız biz. 62.44 Ergo da oradan gelmiş. Bunlar da cüzdanlarımıza gönderilmiş arkadaşlar. Şuradan aslında geçmişteki şeyleri de görebilmemiz lazım ama göremiyoruz maalesef. Hero Miners İstanbul havuzuna kazıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. İstanbul havuzuna kazıyoruz. Top 10'da bakalım. Durumumuz ne? Oo. Yani top 10'a girmek imkansıza yakın gibi burada. Başarılı mıyım? Bence başarılıyım. Neden başarılıyım arkadaşlar? 3 GB kartlarla kazıyorum zaten. Ethereum klasik algoritmasında kazıyordum, biliyorsunuz. Burada algoritmayı %51 saldırısına uğrayınca değiştirdiler. Değiştirince de olay tamamen değişti. Çok fazla kart girmeye başladı. Bakın burada da Ergo'nun 97 milyon maksimum arzı varmış. 55 milyon da arz edilmiş zaten. 15.10 TL/h saatte gücü varmış arkadaşlar. Bakın şurada da gönderilenler vesaire. Burası da işte Ergo Coin'in blockchain'i. Buradan gelen giden vesaire inceleyebilirsiniz. Şu anda size, yani dosya boyutta 23.50 kilobayttaymış. Hani bize gelen o doğrulamalar var ya, onlar 23.50 kilobaytta doğrulamalar olarak geliyormuş arkadaşlar. 18.40 gelmiş mesela. Bu blokta da 18.40 kilobayt doğrulama gelmiş. Peki ekranda devam edelim bakalım. Doğru mu iş yapmışız? Mantıklı mı? Değil mi? Bir görelim bakalım. Evet arkadaşlarım, yeniden merhaba. Şimdi bir yandan bilgisayarın ekranına bakıyorum, bir yandan da kameraya bakarak biraz yorum yapalım. Yani benim kazancım burada ne olmuş? Benim 3,5 aylık elektrik faturam bu rigler için özelinde 9.300 lira arkadaşlar. 9.300 liralık bir elektrik faturam var. 9.300 liralık elektrik faturasının karşılığında 781 dolar. Yani bulduğum blokları ben hiç satmadığım için bugünkü fiyatla 781 dolarlık da Ergo elde etmişim. Bugünkü TL'ye çevirdiğimizde kurdan 13.229. Az evvel Merkez Bankası bir müdahalede bulundu zannedersem. Bir yeni bir ekonomik paket açıklayacaklarmış. Dolar bir aylık salındı aşağıya. 17-19'lardan bir anda 16-20'leri falan filan da gördük. Şimdi bununla ilgili 13.229 TL bir gelirim olmuş toplamda. Yani burada baktığımız zaman ortalama 4.000 TL gibi bir kazancım şu an için gözüküyor. Yani sonuçta bu kartlarım 3 GB kartlar. Ethereum klasik kassalardı eğer, peki ne kazanırlardı? Buna da birazdan bakalım. Yani ben video içerisinde buna bakacağım. Burada mesela ben niye Ergo kazmaya başladım? Geçmişte niye Ethereum klasik kazıyordum? Ethereum klasikte fiyatın zaten çok aşağılarda kaldığını biliyordum. Ve her sezon bitişine yakın Ethereum klasiğin en kötü 10 kat değer kazandığını da biliyorum. Yani büyük boğa sezonlarının sonrasında, en sonunda 2018'de de bunu gördüm. 2020'de başlayan boğa sezonunda da bunu gördüm. Geçmişte de görmüştüm zaten. Bu Ethereum klasiğin tipik bir hareketiydi. Ben o zaman da elektrik maliyetine dayanarak arkadaşlar Ethereum klasiklerimi hiç bozdurmadım. O 160 dolarlara doğru pik yaptığında ortalama 110 dolar, 105 dolar ortalamasıyla satışa başladım.
Ama ben hiç Ethereum Classic'i kazmaya başladığımda 6 dolardı Ethereum Classic. Oradan hesap edin varın siz ne kadar kazançlı olmuş. Peki Ethereum Classic'i neden bıraktım? Dediğim gibi algoritmada %51 saldırısına maruz kaldılar. %51 saldırısına maruz kaldıktan sonra 32 bin bilmem kaç tane doğrulamadan geçiyordu. Gönderdiğimiz Bitcoin. 3 günde falan gidiyordu. Hatta o satış yaptığım esnada 110 dolarlara falan geldiği zaman Binance'tan KuCoin'de fiyat 150 dolar falandı. Oraya bir gönderdim. 3 tane Ethereum Classic. Onlar hala gidecek. Yolda gidiyorlar yani. Artık gözükmüyor blockchain'de falan da. Ne zaman varacaklarsa bilmiyorum. Bug'da kaldı muhtemelen. Onlar hala gitmeye çalışıyor ama gidemeyecekler. Onlar bug'da kaldı. Ağ düzeltildiği zaman onlar da yerine ulaşacak. Peki bu durumda ben iyi bir kazanç sağladım mı? İnanılmaz. Yani Ethereum'u normal kazanlardan daha çok bir kazanç sağlamış oldum. Hem de 3 GB kartlarla hem de enerji maliyeti daha düşük olarak. Şimdi Ergo'ya niye geçtim? Ergo Coin'in maksimum arzı 97 milyon. Şu anda da 55 milyon tanesi üretildi. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Bunları asla ben söyleyemem size. Öyle bir yetkim yok, haddim de yok. Ama benim beklentim yeni boğa sezonu oluşmaya başladığında bu benim madencilikle kazanacağım ergolar muhtemelen çok değerlenecek. Neden? Arz azalıyor. Fiyat mecburen tetiklenecek yukarıya doğru. Ayrıca Ethereum kazımı bitecekse ki biteceğini söylüyorlar. Son testlerle de ilgili başarılı olduklarını dile getiriyorlar. Eğer bitecekse ASIC olarak kazan Ethereum kazan makinelerin hepsi mecburen Ethereum klasik kazmaya geçecekler. Yani oradaki zorluk bir anda çok fazla olacak. Biz de ne yapacağız? Yani benim öngörüm işte temel analizim. GPU'larda örnek veriyorum 8 GB üzerindeki GPU'larımla ben şu anki hesaba bakarsam Cortex coin kazacağım. 8 GB altındaki coinlerle de Ergo coin kazacağım. Neden? Ethereum Classic kazarken kartlarınızın algoritma, Etash algoritması kartlarınızı daha çok hırpalıyor. Enerji maliyeti yüksek ama Ergo coin'de ısınma olmuyor kartlarda. Daha az ısınıyor. Enerji maliyeti daha düşük, wattajları düşük gösteriyor ki bunu hem HiVos'ta görebiliyoruz hem de duvardan baktığımızda da görebiliyoruz. Aynı zamanda da ben Ergo'nun çok daha büyük yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani fiyat olarak daha yukarılara tetikleneceğini düşünüyorum. Ve %60 üretilmiş. Yani %60'ı arz olmuş. Kalmış %40. Bekleyelim bakalım ne olacak. Yani benim temel analizim bu. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet şu anda ben 3,5 ayda 4.000 lira gibi bir rakam kazanmışım gibi gözüküyor. Eğer bugünkü fiyattan satarsam. Ama bugünkü fiyatların zaten ben makul fiyatlar olduğunu biliyorum. Yani alım için uygun olan fiyatlarda ben neden satayım? Şu an piyasadaki çoğu coin, yani iyi coinler alım için uygun fiyatlarda. Yani Avax'a bakın, işte Solana'ya bakın, sevmiyorum Solana'yı da. Bakın, Ethereum'a bakın. Yani kademeli alınacak yerlerdeler. Bitcoin fiyatı dahil. Madem öyleyse, madem bu Ethereum'un madenciliği de bitecekse, yatırım olarak da insanlar tabii ki düşünecekler yani. Bakın madencilik yapılan coinlerin hepsi çok iyi prim yapar. Fake coinlerden bahsetmiyorum şu ayakkabı madenciliği, bilmem ne madenciliği falan filan. Onların da okuduğum makalelerde genelde Ponzi olduğunu dile getiriyorlar zaten. Her neyse, belirtmek istediğim şu madencilikten 3,5 ayda 4.000 lira şu anki kurlarla kazanç elde etmişim. İleride de bunun çok daha fazla katlanıp devam edeceğini biliyorum kendimce. Ve o nedenle ergo solo kazmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.